بسم الله الرحمن الرحيم. القول المفيد: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قوله: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. آياتين دامدة Allah Azze ve Celle aytayapti ki, minikum silahı içlerizde, silahının orangizde bir taifeni keçirsek, nuazib taifeten, başka bir taifeye azab biramiz. Nime üçün? Bi ennehum kanu mücrimin, mücrim bu genlikleri sebepli. Cinayetçi bu genlikleri sebepli. Na'fu damirul cem'i litta'zim. Bu yerde keçiremiz deyende bana na'fu bunu yaptı. Cem zamiri ta'zim içindir. Ey Allahu Azze ve Celle. Bu yerde keçiredigen zat, afu kulucu zat Allah Azze ve Celle'dir. Lekin cem zamiri keçiredigenliği ta'zim için. Huttu inna enzellahu fi leyletil qadr deyingenlik. İnna fetahna. Ve çünkü okşagen cem zamirleri hamısı ta'zim için, taksirmez. Taksir için bulsa caizmez. Ta'zim içindir. Ve kavluhu an ta'ifetin minkum, sizlerden bir ta'ifeden diye sözü, kâle ba'du ahlil ilim, ha'ulay hadaru ve sara innehum kerahiyetun lihâzes şey. Bazı ahli ilim etti ki, bunlar hazır buluştu ve onlarda mana shu narsa uchun karohiyat paydo bo'ldi. Lakinnahum dahanu fasaru fi hukmihim lijulusihim ilayhi. Lekin ular mudohana qildilar. Kelishdilar. Murosa qildilar. Mana shu majlisda o'tirganligi uchun ularning hukmida bo'ldi. Ya'ni Allohga, Allohning oyatiga, Allohning rasuliga istehzo bo'lganda majlisda mustahzi bo'ladi. Va istehzo majlisida ishtirok qilgan kishilar agarchi ular istehzo qilmasa ham shu istehzo qilganlarning hukmida bo'ladi. Lakinnahum akhaffu lima fi qulubihim min al-karahati. Lekin bu istehzo majlisida bo'lgan mana bu toifa ularning qalbida shu istehzoga nisbatan, suhriyaga nisbatan bir karohiyat bo'lganligi uchun, qarshilik bo'lganligi uchun ularning hukmi yengilroq, axaffu. Ya'ni ular bu yerda baribir gunohdan pok emas, ular ma'sum emas. Axaffu bo'lyapti. Va lihaza afallohu anhum. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ularni kechirdi. Demek ki şunun için Peygamberimiz Aleyhisselam ahirde فَاِلَّمْ يَسْتَتِعْ فَبِقَلْبِهِ. Eğer kulu bilen, tili bilen münkerini tahir kılıçlıkça kadir bulmasa kalbi bilen kısın. فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعَفُ الْاِيمَانِ. Ve bu imanlı zayıfıdır. Yani kalpte buluştuğu beraber imanlı babakine gösterdi. Şunun için etiyordu ki لِمَا فِي قُلُوبِهِ مِنَ الْكَرَاهَةِ. Kalplerde bir kerahat vardı. Eğer şu kerahatan bulmasa, kalbide hem şu karşı çıkan inkar kılıçlığı bulmasa, bunun arkasında iman yok. Kalbideki bana şu kerahatını sebebi de Allah-u Teala geçirdi. وَهَدَاهُمْ لِلْا۪يمَانِ. Kim Allah-u Teala uladı imanına hidayet kıldı. وَتَابُوا وَتَوْبَا kıldılar. Tevbeyem فَضُلُ مِنَ اللّٰهِ. Allah tarafından fazıldır. Eğer Allah subhanahu ve teala nasip kımasa, fazıl kımasa, insan tavba kılalmıyordu. قَوْلُهُ نُعَذِّبْ طَائِفَةً. Ve biz başka bir taife giyse azab biremiz diyordu. هَذَا جَوَابُ الشَّرْطِ. Bu şartın cevabıdır. اَيْ لَا يُمْكِنَّا نَعْفُوا عَنِ الْجَمِيعَ. Yani hemen afu kılışlığımız mümkün bu miydi? Hemen keçirişlığımız mümkün bu miydi? بَلْ إن عفونا عن طائفة فلا بد أن نعذب الآخرين. Belki biz bir taifani keçiradigan bo'lsak ham, lekin boshqalarni
azob berishligimiz, boshqalarga azob berishligimiz lozimdir. Chunki bu majlis, ya'ni kufr majlisidir, shirk majlisidir. Kimdir? Baribir jazo olishlik kerak. Qawluhu bi annahum kanu mujrimin. Ular mujrimlar bo'lganliklari sababli al-ba'uli sababiyati bi annahum da'ida sababiyat uchundir. Ay bi sababi kaunihi mujrimin bil istihza'i. İstihza bilan mujrim bo'lganliklari sababli. Ya'ni qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. Shunda tastahzi'undagi istihza. Shu istihzoni sababidan ular mujrim bo'lganliklari sababli Alloh subhanahu va taolo nu'azzib toifatan deyapti. Bir toifaga azob beramiz. Va indahum jurmun. Ularda mana jurm bor, mana shu jinoyat bor. Mana shu gunoh bor. Va la'azu billah, bunday jurmdan, bunday gunohdan Alloh saqlasin. Fala yumkinu an yuwaffaqu lit-tawbati hatta yu'fa anhum. Ulardan afu qilinguniga qadar endi ularning tavbaga tavfiq qilinishliklari mumkin bo'lmaydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo afu qilmasa ularga Alloh taolo tavbaga tavfiq bermaydi, tavbaga imkon bermaydi va ular tavba qilmaydi ham. Tavba qilmagandan keyin Alloh taolo ularga albatta azob beradi. Va istifoda minan ayatayli, bu ikkala oyatdan istifoda qilinadiki, birinchisi bayanu ilmillahi azza va jalla bima sayakun. Yaqinda bo'ladigan narsani to'g'risida Alloh azza va jallaning ilmining bayoni. Demak, Alloh subhanahu va taolo butun narsalarni biladi. Liqawlihi va la in sa'altahum la yaqulunna. Buni biz qayerdan bilyapmiz? Alloh azza va jalla aytayaptiki, agar ulardan so'rasang, qasamki, albatta ular mana shunday deydilar, deyapti. Va haza mustaqbalun, ya'ni la yaqulunna deganimizdagi mustaqbaldir. Fallohu alimu ma kana va ma sayakun. Demakki, Alloh subhanahu va taolo oldin bo'lgan, mozida bo'lgan narsalarni ham biluvchidir va kelajakda mustaqbalda bo'ladigan narsalarni ham biluvchidirki, Alloh taolo qanday aytgan bo'lsa shunday bo'lyapti. Qala ta'ala, Alloh subhanahu va taolo Hud surasi 123-chi oyatda aytayaptiki, "Valillahi g'oybus samawati val arom va ilayhi yurja'ul amru kulluhu." Osmonlar va yerning g'aybi Allohga maxsusdir va ungagina qaytariladi. Al amru kulluhu, ishlarning har bittasi. Ikkinchi foyda, anna ar-rasul sallallohu alayhi va sallam yahkumu bima anzalallohu ilayhi haythu amarahu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh azza va jalla u kishiga qanday amr qilgan bo'lsa, mana shunday haysiyatda Alloh taolo nozil qilgan nasabdan hukm qiladilar. Payg'ambarimiz alayhissalom faqatgina Alloh taolo tushirgan nasabdan hukm qiladi. An yaqul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya'ni qul deyaptiki Alloh taolo. Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. Mana shu yerda payg'ambarimiz alayhissalom yahkumu bima anzalallohu ilayhi. Alloh taolo u kishiga nimani nozil qilgan bo'lsa, shu bilan hukm beryaptilar. Demakki, biz ham payg'ambarimiz alayhissalomga ittibo qilgan holatda nahkumu bima anzalalloh, Alloh taolo nozil qilgan narsa bilan hukm beramiz. Uchinchisi, annal istihza'a billahi va ayatihi va rasulihi min a'zamil kufr. Allohga istihzo qilishlik, Allohni masxara qilishlik, Allohga istighfofda bo'lishlik, Allohning oyatlariga va rasuliga istihzoda bo'lishlik bu kufrning eng azimlaridandir, eng kattalaridandir. Ya'ni oddiy bir kufr emas, balki min a'zamil kufr, kufrning kattalaridan. Bi dalilil istifham va tawbih. Bu kufrning bunchalik yomonligini, qabihligini qayerdan bilyapmiz? Istifham savol bo'lganligi bilan. Ya'ni qul abillahi savol bo'lyapti. Va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un va tawbih bo'lyapti. Ularni qoralashlik, rad qilishlik va tahdid qilishlik. Shulardan ma'lum bo'lyaptiki, kufrning kattalaridandir. 4-uncisi, annal istihza'a billahi va ayatihi va rasulihi a'zamu istihza'an va qubhan. Allohni istihzo qilishlik, Allohni oyatlarini istihzo qilishlik va Allohni rasulini istihzo qilishlik istihzoda eng buyugidir.
eng qabih istehzodir. Qabohatda ham nihoyatda kattadir, masxara qilishlik va past ko'rishlikda ham kattadir. Liqawlihi abillahi va ayatihi deb Alloh subhanahu va taolo mana ta'kidlab aytyapti. Va taqdimul mutaalliq yadullu ala al-hasri. Mutaalliqni taqdim qilishlik, ya'ni mutaalliq aslida muakhar bo'lishlik kerak, lekin taqdim qilinadi bu hasriga dalolat qiladi. Kannahumma baqiya illa an tastahzi'u biha'ulai allazina laysu mahallan al-istihza. Ya'ni go'yanki aytilyaptiki, istehzoga mahal bo'lmagan mana shu zotlar, ya'ni Alloh subhanahu va taolo va ayatuhu Allohning oyatlari va rasuluhu, ular hammasi laysu mahallan al-istihza. Istehzoning mahallasi mahal emas. Endi sizlar mana shu dek muborak narsalarni istehzo qilishlikdan boshqa narsa qolmadimi sizlarga? Boshqa dunyoviy narsalar qolmadimi? Hamma narsani tark qildilaringiz, dunyoni tark qilyapsizlar, dunyoviy narsalarni tark qilyapsizlarda Allohni masxara qilasizlarmi? Ya'ni boshqa narsa qurib ketdimi deydi-ku, boshqa narsa topolmadilaringizmi deydi-ku? Mana shu ma'noda bo'lyapti. Bal ahaqqul haqqi haulai salasa. Balki haqlarning eng haqlisi butun ikromga, butun ta'zimga, butun hurmatga, butun muhabbatga haqli bo'lgan narsa shu uchalasidir. Ya'ni Allohdir, Allohning oyatlaridir va Allohning rasulidir. 5-inchisi annal mustahzi'a billahi yakfuru. Demakki, Allohni istehzo qiladigan odam kofir bo'lar ekan. Liqawlihi la ta'taziru. Qad kafartum ba'da imanikum. Chunki Alloh taolo aytibdiki, uzr aytmanglar. Uzr izhor qilmanglar. Qodi, qani li tahqiq. Haqiqatan ham kafartum, kofir bo'ldilaringiz ba'da imanikum, iymoningizdan keyin. Sizlar iymonni qabul qilgandilaringiz, iymon doirasiga kirgandilaringiz, sizlar musulmon bo'lgandilaringiz, ammo undan keyin kofir bo'ldilaringiz. 6-inchisi istimalul g'ilzati fi mahalliha. Shu qattiqlikni yerida qattiqlikni iste'mol qilishlik. Ya'ni kufrga, shirkka qarshi g'aliz bo'lishlik kerak. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga amr qiladiki, kofirlarga, munofiqlarga g'aliz bo'lishlikka. Fa'ruz alayhim. Kofirlar va munofiqlarga qattiqlik qiyin, shiddat qiyin deydi. Shuning uchun har bitta kufr va har bitta shirk muqobilida istimalul g'izza fi ma'alihi fi mahalliha o'zining yerida shu qo'pollik qilishlik, qattiqlik, shiddat, ashidda alal kuffar bo'lganlik. Va illa fal aslu anna man ja'a ya'tazilu yurhamu. Yo'qsa asl shuki shariatdagi asl kimiki uzr aytib keladigan bo'lsa u marhamat qilinishlik kerak. Lakinnahu laysa ahlan lil rahmati. Lekin mana bu yerda bu inson rahmatga ahli emas. Shuning uchun la ta'taziru deyapti. Qur'ondagi asl esa uzr aytdimi, uzri qabul bo'lishlik kerak. 7-inchisi qabulu tawbatil mustahzi'i billahi. Allohni masxara qiluvchi, Allohni pastga qo'yuvchining tavbasini qabul bo'lishligi. Liqawlihi innafu an ta'ifatin. Chunki Alloh taolo aytayaptiki, bir toifani kechiramiz deyapti, afv qilamiz deyapti. Va haza amrun qad waqa'a. Bu voqi bo'lgan ishdir. Fa inna min ha'ula man ufi anhu wa hudiya lil islam wa taba Allahu alayhi. Chunki o'sha majlisda bo'lgan va masxara istehzo qilganlarning ichida afv qilinganlari, kechirilganlar bor, islomga hidoyat qilinganlar bor, tavba qilib Alloh taolo ularning tavbasini qabul qilganlar bor. Va haza dalilun lil qawli rajih anna al-mustahzi'a billahi tuqbalu tawbatuhu. Endi mana shu dalil bo'lyaptiki, rajih qavlga, chunki ixtilofli masala edi. Allohni masxara qiladigan, Allohni istehzo qilib past ko'radigan kishini tavbasi qabul bo'lar ekan. Lakin la budda min dalilin bayyinin ala sidqi tawbatihi. Lekin bir insonning tavbasini sadoqatiga dalolat qiladigan, ya'ni ochiq bir dalil bo'lishlik kerak. Lanna kufrahu min ashaddil kufr. Chunki bu odamning kufri kufrning eng qattig'idandir. Aw huwa ashaddul kufr. Yoki bu kufrning eng qattig'idir. Falaysa misla kufri al-i'rob aw al-jahd. Bu yuz o'girishlik va inkor qilishlik kufriga o'xshagan emas.
Belki yukarıda ayetlerinde bu küfrül muarada. Muaraza küfrüdür. Şunun için bunu tavbası kabul buluş diye sidku tavbatihi, tavbasının sadakatı şart buladı. Ve haulay lezine hadaru esebbe mislel lezine sebbu. Şimdi peygamberini sökçülük meclisiye hazır buyanlar o şey sökkenler deyip buladı. Kalallahu subhanehu ve teala Allah Teala Nisa surası 140. ayette yaptı ki وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. Hakikaten Allah subhanehu ve teala kitapta sizlerce nazıl kıldı ki eğer Allah'ın ayetlerini onlarca küfür kılını yaptırgenliğini ve onlarca mehsara kılıp istihza kılıp peski kılını yaptırgenlerini eşitseleriz فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ Ulardan biri götürmeyeler. حَتَّ يَخُوضُوا فِي حَدِيسٍ غَيْرِهِ Ular başka gapga, başka bir bahsga, başka bir kelamga kirgunlarga kadar. اِنَّكُمْ اِذَنْ مِثْلُهُمْ Elbette sizler, eğer bana şu nahiden ki, şu hükümden ki otursalariz, ulardan biri götürsalariz, اِذَنْ مِثْلُهُمْ Onda sizlerim, ular deksiler. وَهُمْ يَسْتَتِعُونَ الْمُفَارَقَةَ Ular ajrab ketishlikka qodirdi ular. Şu meclisini terk qilishlikka qodirdi. Yüz o'girishlikka qodirdi. Terk qilishlikka qodirdi. Lekin terk qilmayaptimi? O'sha yerda o'tiribdimi? Demak, as-sukut alamati rido. Sokit bo'lishyaptimi? Rad qilmayaptimi? Bu rizoning alomatidir. وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْتَسَرَ أَمْرَ اللَّهِ بِتَبْلِغِهِمْ Ve Peygamberimiz Aleyhisselam onlara tebliğ kılıçlık, yetkizişlik bilen bu meselede Allah Teala'nın buyruğuna boyun sundular, itaat kıldılar. Hatta innel raculel lezi ca'i'teziru sara yakulu lehu abillahi ve ayetihi ve rasulihi kuntum testehzi'un la te'teziru kad kefertum ba'de imanikum. Hatta bana şu istihza kıyan kişi Peygamberimiz Aleyhisselam'a kirip özür etken de Peygamberimiz Aleyhisselam özrünü kabul kılmadı. Peygamberimiz Aleyhisselam onge etirdi ki اَبِاللّٰهِ وَاَيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَزِعُونَ Sizler Allah'ını, Allah'ın ayetlerini ve Resulünü mesele kıladırken buldular izmi. لَا تَعْتَزِرُوا Özür etmeyeler. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ Sizler imanınızdankin hakikatten hem kafir buldunuz. وَلَا يَزِيدُ عَلَى هَذَا أَبَدًا مَعَ اِمْكَانِ اَنْ يَزِيدَهُ تَوْبِيخًا وَتَقْرِيعًا Peygamberimiz Aleyhisselam o şey insanlığa nisbeten yani bir koparlık kılıçlıkta, rad kılıçlıkta, tehdit kılıçlıkta, ziyade kılıçlıkta imkanı bulup durup şu ayetten ziyade kılıçlıklar. Şunu ayet ettiler halas. Yani bu mükemmel itaattır. Demek ki biz Peygamberimiz Aleyhisselam'dan örgenip Allah Subhanehu ve Teala'ya mükemmel itaat kılıçlığımız gerek. Kemal ettirmezden ve ziyade kılıçlıktan. Metin Ali ibn Umar radıyallahu anhuma ve Muhammed ibn Ka'b ve Zeyd ibn Aslam ve Qatada dakhala hadisu ba'dihim fi ba'd annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. İbn Umar'dan rivayet kılınıyaptı. Muhammed bin Ka'b'dan, Zeyd bin Aslam'dan, Qatada'dan bunların bazılarının hadisleri bazılarına kirdi. Yani birleştirip rivayet kılıyaptı. Tabuk gazatında bir kişi etti ki مَا رَأَيْنَا مِسْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلَا اَرْغَبَ بُطُونًا وَلَأَكْزَبَ أَلْسُنًا وَلَأَجْبَنَ عِنْدًا لِقَاءً Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabahu al-kurra na'uzu billah. Bir kişi kalen tabu gazatı da etiyaptı. Kalen cihat da etiyaptı. Yani zahiren mücahidun minel mücahidin. Zahiren karasiniz mücahilenden bir mücahid. Cihatta ki etiyaptı. Cihat seferde. Etti ki bu Qorinlarimizga o'xshagan qoringa eng qiziquvchi arg'aba butunam qonniga qiziquvchi va avsa qonni keng qonniga ko'p ahamiyat beruvchi odamlarni ko'rmadik. Ya'ni butun dardi g'ami qorni va tilda eng yolg'onchi, eng yolg'on gapiradiganlar va indam liqo jang bo'lgan vaqtida dushman bilan qarama-qarshi kelgan vaqtda eng qo'rqoq deb na'uzu billah bu Rasulullohni qasd qilyapti va Rasulullohning qurro bo'lgan ashoblarini ilmli, samimiy
sadık olan sahabelerini kastılıyordu. فَقَالَ لَهُ عَرْفُ بْنُ مَالِكِ عَرْفُ بِنْ مَالِكِ bu adamga etti ki كَذَبْتَ yalan yapırlıyın وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ ve sen lekin münafıksan dedi. Demek ki عَرْفُ'dan örgülemiz ki bir mülkel bulduğunu rahat kırışlık gerek. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَبِلِسَانِهِ mülkeldi kul izlen, dil izlen örgülemiz. عَرْف hemen şu zahatı rahat kılıyordu, inkar kılıyordu, كَذَبْتَ diyordu. وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَسَمْ اِچَمَنْ كِي أَلْبَتَّ رَسُولَ اللّٰهِ حَبَرْ بِرَمَنْدِ فَذَهَبَ عَوْفٌ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِيُخْبِرَهُ عَوْف رَسُولَ اللّٰهِ حُزُرِيَ بَعْدِكِ پَيْغَمْبَرْمِزِي حَبَرْ بِرَسُولِكُ چُنْ فَوَجَدَ الْقُرْآنَ قَدْ صَدَقَهُ وَقُرْآن عَوْفْتَنْ عَلْدِنْ پَيْغَمْبَرْمِزِيَ كِيَنْدِگِنِ كُرْدِ عَوْفْ كَلِيَبْتِ اُوْ كَلِشْتَنْ عَلْدِنْ Allah subhanahu wa ta'ala peygamberimizga haber bergandi. Qur'on nozil bo'lgandi. Mana shu Tavba surasidagi 65-66 oyatlar nozil bo'lib bo'lganidi. Alloh taolo haber berib bo'lganidi. Faja'a zalika ar-rajulu ila rasulillahi sallallohu alayhi va sallam va qad irtahala va rakiba naqatahu. Mana shu kishi yuqorida aytgan ma'ro ayna misla qurrayna haula degan kishi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve Peygamberimiz aleyhisselam o vakit yürge çıkıp tüyesini minip boyanadı. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّمَا كُنَّ نَخُودُ وَنَتَحَدَّسْ حَدِيثَ الرَّكْبِ نَقْتَعُ بِهِ عَنَّ الطَّرِيقِ Hattı ki ya Rasulullah biz fakat yine bir bahs-ı müzakere akıl yaptırıyorduk, bir gapleş yaptırıyorduk halas ve musafirlerde yoldaki seyir kılıçlarının gapını gapleş yaptırıyorduk halas. Ve biz bu gap bilen, bu kelam bilen yolda kesi yapız halas. Yani yolda özünlüğü bilinmesin, seferimiz bilinmesin. Yolda bilesiz ki yolda gaplaşıp gitsiz, yani yolda özünlüğü bilinmeydi. Mesafenin uzaklığı bilinmeydi. Şunun için gapladığı halas, yani bu ciddiymez. Biz ciddi halette etkenimiz yok, buna kastkı yanımız yok. Peygamber maksadımız istihzamez, suhriyemez, mezharemez, özür et yaptı. Hale İbni Ömer, İbn-i Umar etti ki كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مُتَعَلِّقًا بِنِسْعَةِ نَاقَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ne onu gördüm de yaptılar ve hazıram huddunge karab durgendik ben. Şimdi bir tasavvurumda kalk gitken ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tüyesine ipigi asıl vagen halette yalini yaptı. Yani mutaallikan yapış vagen yalini yaptı وَاِنَّ الْحِجَارَةَ تَنْكُبُ رِجْلَيْهِ Taşlar ise onu ayağına uğrayaptı. Resulullah'ın tüyesini ipiye asılı varken ayağı taşlarına uğurluk getirdi, para akıma yaptı. Yani ayağı taşlarına uğurluk yandı ki elbette tırnağı izi sindirdi, ayağı izi köçüledi, kanatadı. Aziyet, peki ayağı itibar verme yaptı. Şu derecede korkan. Vah ve yakul, ve bu yere yanın yaptı ki, اِنَّمَا كُنَّ نَخُودُ وَنَلْعَقْ Biz elbette bu fakat yine bir bahs kıladık ve oynadık halas. Bu hazırlıydı bu nasıl? Ciddi mesiydi. Kastan kımadık bunu diyordu. فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَبِ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَازِئُونَ Sizler her arasını yığıştırıp koyup Allah'ın ayetlerini ve Resulü'nü mezhara kıladırken buldular izmi. Feski uğradırken buldular izmi dediler. مَا يَلْتَفِتُ اِلَيْهِ وَمَا يَزِيدُهُ عَلَيْهِ Peygamberimiz Aleyhisselam'ın git iltifat kımasıdır, karamasıdırlar hem ve onge hiç kendi başka yaptı ziyada kımasıdırlar. Demek ki bana husn-ı huluk diyordu ki husn-ı huluk diyeni daim tebessüm kılıçlıymaz. Bazen husn-ı huluk adam-ül iltifat, iltifat kımaslıyım olaz. İ'raz, yüzü gülüşlüyüm olaz. Şerh kavluhu Ali ibn-i Umar huve Abdullah. İbn-i Umar'dan dedi bu Abdullah'tır, Umar'ın oğlu. Ve kavluhu ve Muhammed ibn-i Ka'bin ve Zeyd ibn-i Aslam ve Katada diyetti. Ve selasetu tabi'iyyun. Buna tabi'ilerdir. Fe rivayetu an İbn-i Umar marfu'atun. İbn-i Umar'dan bu yan rivayet marfudur. Ve ani selasetil aharin mursalatun. Başka üç kişiden Muhammed, Zeyd, Katada bunlardan mursaldır. Yani buna tabi'i. Bilesler, tabi'in Resulullah aitti dese, sahabanı terk ise, o mursal buladı. قَالَ دَخَلَ حَدِيثُ بَعْزِهِمْ فِي بَعْزٍ Şu kişilerinin, muhaddislerinin, ravilerinin, bazılarının hadisi, bazıları kirdi. اَيْ
inna hazel hadis mecmu'un min kelamihim. Yani bu hadis bana şu ravilerinin kelamından mecmu'dur, toplangandır. Ve hazel yef'aluhu ba'du aimmeti ruvat ke Zuhri ve gayrihi. İmam-ı Zuhri ve ondan başkası yoşagen bazı ravi imamlar bana şunu de kılışad. Bu neç raviler toplar tura etşadı. Fe yuhaddisuhu cemaaten. Bişani kıssati minel kısas. Şu kıssalardan bir kıssanın şanını bir cemaat kütürüp, raviler toplar tura hadise etşaradı. Ki hadis-i ifki mesela. Mesela hadis-i ifki okşar. Ayşe Ramiz Doğuz'daki iftira tuhmet barıdı. Şunu raviler toplar tura etkenedik. فَاَجْمَعُونَ هَذَا وَيَجْعَلُونَهُ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ Şunu toplaşıp teravihlerde kim bitti hadis kılıp, bitti kıssa kılıp ayeti verişat. وَيُشِرُونَ اِلَى هَذَا Ve şunki işaret kılışıp, فَيَقُلُونَ مَسَلًا دَخَلَ حَدِيثُ بَعْزِهِمْ فِي بَعْزٍ Gerçekten ki bazı ravihlerinin hadisi bazı ravihlere kirdi deyiz. اَوْ يَقُلُوا حَدَّسَنِي بَعْضُهُمْ بِكَذَا وَبَعْضُهُمْ بِكَذَا Ya gerçekten ki bazı raviler şunu bize ayetip verdi ve bazıları bunu ayetip verdi dedi. Ve maşbe hazelik ve şunu görseyen geplerde gepirişerdi. Kaluhu fi gazvati tabuk. Tabuk gazvati da diyen sözü. Tabuk fi etrafi Şam. Tabuk bu Şam'da etrafı dergi Şam'a yakın bulgen bir mintakadır. Ve kâd hazil gazvatu fi Recep. Bu Recep ayrı bulgenidir. Hine tabati simer. Yüde meyveler pişken. Meyveler yetilgen bir haletteydi. Şunun için yani Medine'deki sahabelerine imtihan buldu. Pişken meyvelerde teşebb Allah yoluna çık geçiş yaptı. Ve kâne ma'ar Rasûli sallallahu aleyhi ve sellem fi hâzil gazveti nehve selesine elfen. Ve şu Tabuk gazveti de Peygamberimiz aleyhisselamla birgelikte takriben 30 bin mücahid vardı. Bakın. Selesine elf. 30 bin mücahid. وَلَمَا خَرَجُوا yolga çıkanlarda رَجَعَ عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنُ اُبَيْ بِنَحْوِ النِّسْفِ الْمُعَسْكَرِ Abdullah ibn-i Ubey reis-ül münafiqin münafıkların reisi şu askerde takriben 20 bin kaydık etti. 15 bin. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sabrını karın. Uhud'dan kaydı bu. Uhud'dan kaydık etti. Fitne kıldı. Tabuk'tan fitne kılıyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam sabır kılıyordular. Yani bunçelik mühim cenglerde, mühim cihatlarda, mücahillerde yarımını bu geçtiğinden katta fitne var mı? Bundan katta zarar var mı? Demek ki bazen şu cemaatte bazı fitneçilere sabır kılınadı. Bazı fitneçilere tahammül kılınadı. Peygamberimiz Aleyhisselam sabır kılıyordular. Hatta kile innehu la yudra اَيُّ الْجَيْشَنِ اَكْسَرْ اَلَّذِينَ رَجَعُوا اَوَ الَّذِينَ زَهَبُوا Hatta şu mücahitler bölünge vakti de şimdi halatıya düştü ki bilinmeye kaldı ki şu bölünge ikide cemaatta kaysanesi köprüye. Kayıtıp gitkenler köp mü? Ya ki cihatıya gitkenler köp mü? Hani 30 bin mücahit bölün yaptı. Kaysanesi köprüye bilinmeye kaldı yaptı. Kayıtkenler köp buluşuyor mümkün. Hani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın asan bu yanı yok. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın daveti asanlıkça gitkeni yok. Bu cüda kıyım mesabız. Tasavvur kılın 30 bin adamdan çıkıyorsunuz ve şunu yarıma kayıtıp gidiyorsunuz. Ve bir yerdeki emir kim? Emir Resulullah. Bir yerdeki kaid kim? Resulullah. Peygamberimiz Resulullah emir boyu halette 15 bin adam kayıtıp gidiyorsunuz. Bu katta bir imtihanmaz mı? Katta aziyetmez mi? Hıyanetmez mi bu? Yani şunlar kimler? Zahiren karesi sahabe. Zahiren sahabe. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın arkasında namaz okuşadı. Peygamberimizden ders aladı bunlar. Ve cihat meydanlarında 15 bin kişi takip ediyordu. Şunun için bizi zamanımızda bu din hizmeti meydanında sizi bazıları teşebbü ediyordu duyganımıza hiç hafif olmayın. Cihat meydanlarında sizi teşebbü ediyordu duyganımıza, cihat meydanında kap ediyordu duyganımıza siz bazılarıyla hiç bunca hafif olmayın. مِمَّا يَدُلَّ عَلَى وَفْرَةِ النِّفَاقِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَكَانَتْ فِي سَنَةِ التَّاسِعَةِ Bu vakıya 9. yılda bu geldi, Hicri 9. yılda. Bana şu yılda o şey münafıklıktı, mükemmelliğe dalat kıladırken vakıyalardır bu neseler. فَسَبَبُهَا أَنَّهُ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَى سَلَّمْ اِنَّ قَوْمَ مِنَ الرُّومِ وَمِنْ مُتَنَسِرَةِ الْعَرَبِ يَجْمَعُونَ لَهُ
Yani bunu bu cihadın sahibi şu idi ki, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ayetlendi ki, Rum'dan bugün bir kavimler, yani Rumiler ve yani Araplar içindeki Nasraniler, Araplar Nasaraları, Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı küç toplaşı yaptıyken. فَاَرَادَ اَنْ يَغْزُوَهُمْ sallallahu aleyhi ve sellem اِذْهَرًا لِلْقُوَّةِ وَاِيمَانًا بِنَصْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Peygamberimiz Aleyhisselam bu Rumiliklerine karşı ve Nasrani Araplarına karşı cihat kumakçı buldular, gazat kumakçı buldular. Demek ki kuvvetini kürsat koştuk için. اِذْهَرًا لِقُوَّةِ الْمُسْلِمِينَ Müslümlerinde kuvvetini kürsat koştuk için. İslam'da kuvvetini kürsat koştuk için ve Allah'ın nusretine iman getirgen halette. Yani Allah'ın nusretine iman getirgen halette deyip. Demek ki? Çünkü düşman kuvvetliydi. Adediyem köpüdü. قَوْلُهُ مَا رَعَيْنَا Körmedik deyipti. تَحْتَمِلُوا أَنْ تَكُونَ بَصَرِيَّةً وَتَحْتَمِلُوا أَنْ تَكُونَ عِلْمِيَّةً قَلْبِيَّةً رَعَيْنَا deyene rü'yet basari buluştuğu mümkün yani uzu bilen, cariha bilen buladı ya ki mesela kalbi buluştuğu mümkün. İkiles ne ihtimal var? Közü bilen görüştüğü olsa yani şahit bulmadık tecrübeden ötküzmedik diye bana buladı. Ya kalbi olsa fakat yine tasavvuri ilmi buladı. قَوْلُهُ مِثْلَ قُرَّائِنَا Bu qarılarımızdık. Hani sahabalar dışı da bazıları qurra'dı meşhur bu yanıdı. الْمَفْعُولُ الْاَوَّلِ Birinci mefhul şu, yani رَعَيْنَانِنْ birinci mefhulü bu. وَالْمُرَادُ بِهِمْ الْرَسُولُ صَلَى اللّٰهُ سَلَّمْ وَاَصْحَابُهُ Qurra'dan murad, hani bu kişiler köp Kur'an okuyanı görsün, qurra diyordu. Resulullah'tır ve sahabalarıdır. Hani na'uzu billah. Resulullah'la yürüp de cihat hareketi yaptı. Peki Resulullah'ı maskara kılı yaptı. قَوْلُهُ اَرْغَبَ بُطُونًا Yani karınlar itibarından kızık uçurak. الْمَفْعُولُ السَّانِ رَعَيْنَنِنْ ikinci mefhulü bulu yaptı. Karnıya en kızık uçu adamları da görmedik. اَيْ اَوْسَعَ اَرْغَبَ دِيَنْ اَوْسَعَ دِيَنَ كِنْرَق Küp ahamiyet bile diyen. وَاِنَّمَ كَانَتِ الرَّغْبَةُ هُنَا بِمَعْنَ السِّعَةِ بِمَعْنَ السَّعَةِ Buradaki rağbet, yani sa'at manasıdır, yani kinlik manasıdır. لَنَّهُ كُلَّمَا اِتَّسَعَ الْبَتْنُ رَغِبَ الْاِنْسَانُ فِي الْاَكْلِ Çünkü insanlık karnı kançalı kettir olsa, insan yiyişke şünçeli rağbet kıladı, şünçeli yiyişi kıladı. قَالُهُ وَلَا اَكْزَبَ اَلْسُنَنْ وَتِلَّرْ اِتِبَارِدَنْ Bünçeli bir yalgancı rağını görmedik diye. Hatta kiz bu, huve l-ihbaru bi-khilafi l-vaqi'a. Kizip, yani yalgan, bu vakiliğinin hilafı doğrusu haber veriştiktir. Vakilik bu lefdu genesen tiz kersini yapıştik. Vel elsunu cem'u lisanin. Elsun ise lisanin cem'idir. Tiller diyeni. Vel muradu ve le ekzebe kavlen. Muradı şu ki sözde yalancı, en yalancı diyet. Vel lisanu yutleku alel kavli kesiren fil lugatil arabiyye. Til, Arap dili de köpünce kavlge, sözge işletiledi. Keme fi kavlihi ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ اَيْ بِلُغَتِهِمْ Biz biraz da Resul cünetmedik, lakin onu uzun kavminin tili bilen cünetti, yani lügatı bilen. قَوْلُهُ وَلَا أَجْبَنَا عِنْدَ اللِّقَاءِ Düşmanlar bilen mülakat kıyan vakti de en korkağı diyetti. الْجُبْنُ هُوَ خَوَرٌ فِي النَّفْسِ يَمْنَعُ الْمَرْأَ مِنَ الْاِقْدَامِ عَلَى مَا يَكْرَهُ Cübün İnsanlı nefsindeki bir korkaklık, cesaretsizlik, cüretsizliktir ki, kişini yaman köredigen nesnesine kadem taşlaştığından men kıladı. Ve sana hala nasıl? Şunu kılamayız. فَهُوَ خُلُقُ النَّفْسِيُّنَ زَمِيمٌ Bu mezemmetliğinden hünik, yaman bir nefsi bir huluktur. وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem يَسْتَعِيزُ مِنْهُ Şunun için, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem korkaklıktan Allah'a sığınadılar. Allahümme inni a'udhu bike minel cübün. Ey Allah'ım ben korkaklıktan seninle sığınamam dediler. Lema yahsulu fihi minel ihcami amma yenbagil ikdamu ileyhi. Demek ki çünkü korkaklıkta kadem başlıyız, ikdam kılıçlıyız, şuru kılıçlıyız lazım buladığın meseleden tohtatadığın haletler buladı. Bir dini hizmet kılıçlıyız gerek, ibadet kılıçlıyız gerek, davet kılıçlıyız gerek, cihat kılıçlıyız gerek. Ama cübün, korkaklık sizi o nesillerden tohtatı uğradı.
وَلِهَذَا كَانَ صِفَةً زَمِيمَةً Şunun için korkaklık, bu zemim, hunik, yaman, mezemmet kılınken bir sıfat buldu. وَهَذِ الْأَوْصَافُ تَنْتَبِقُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ Bu sıfatlar, yani اَرْغَبَ اَكْزَبَ اَجْبَنَا Bu sıfatlar münafıklarına doğru geledi. لَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Mu'minler gemez. Bu mu'minlerin sıfatı mez. Bu kafirlerin sıfatı, münafıkların sıfatı. فَالْمُؤْمِنْ يَاكُلُوا بِمِعَنْ وَاحِدٍ Mu'min bir karengiydi. سُلُسٌ لِطَعَامِهِ وَسُلُسٌ لِشَرَابِهِ وَسُلُسٌ لِنَفَسِهِ Kavrinin üçten biri taam için, üçten biri içimlik için ve üçten biri nefes için. وَالْكَافِرْ يَاكُلُوا بِسَوْعَةِ اَمْعَى Lekin kafir ise yedide karengiydi. وَالْمُؤْمِنْ أَسْلَقُ النَّاسِ لِسَانًا Mu'min İnsanlarda içinde tilde en sadıkıdır. وَلَسِيَّمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَصْحَابُهُ Hususen Peygamberimiz Aleyhisselam ve Uşin'in sahabeleri. فَاِنَّ اللّٰهَ وَصَفَهُمْ بِالصِّدْقِ فِي قَوْلِهِ Çünkü Allah Subhanehu ve Teala Haşr Suresi 8. ayette onlarını sadıklık bilen sıfatladı. لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانَهُ وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Tehkitler, onların sadıklığını Allah-u Teala haber veriyordu. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselam ve o kişinin sahabeleri sadıktır. وَالْمُنَافِقُونَ اَكْذَبُ النَّاسِ Münafıklar ise insanların en kezzabıdır. كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَلَى ف۪يهِمْ Allah-u Teala Haşr Suresi 11. ayette وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ Allah Teala güvahlık verdi ki elbette onlar kezzaplardır, yalancılardır. وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْكَذِبَ مِنْ عَلَمَاتِ النِّفَاقِ Ve Peygamberimiz Aleyhisselam yalancılıkını münafıklıkının alametlerinden kıldılar. اِذَا حَدَّسَ كَذَبَ اَيَةُ الْمُنَافِقِ سَلَسٌ Münafıklığının alameti üçte durdurdular da gapirgen de yalan gapirad. والمنافقون من أجبن الناس منافقlar en korkak insanlardır. قال تعالى الله تعالى منافقين سورة 4. ayette يحسبون كل صيحة عليهم Ular her bir avazını, her bir kıçkırıkını uzlarını zarar edip böyleşedi. Biz aleyhimizge böyle yaptı, bizge karşı böyle yaptı da böyleşedi. فَلَوْ سَمِعَ أَحَدًا يُنْشِدُ الضَّالَّتَهُ Bir adam yukarı koyan nesnesini ilan kılıyordurken bu seyem, mesela tüyesi yukarı koyan ya ki pülü yukarı koyan, لَقَالُوا عَدُوُونَ عَدُوُونَ Korkuş öder ki düşman, düşman deyişedir. وَهُمْ أَحَبُّ النَّاسِ لِلدُّنْيَا Münafıklar dünyaya insanlar için de en muhabbet koyan insanlardır. اِذْ أَسْلُ نِفَاقِهِمْ مِنْ أَجْلِ الدُّنْيَا Çünkü münafıkların münafıklığını asliyem o da dünya üçündür. وَمِنْ أَجْلِ أَنْ تَحْمِيَ دِمَاهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ أَنْ تُحْمَى دِمَاهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَأَعْرَضُهُمْ Ve onlarda kanları, malları ve aburuları himaye kılınışlığı için. Yani onlar ne gibi münafıklık kılışı yaptı? Korkuşu yaptı. Eğer uzları küfrünü izhar kılacaksa, Ömer ibn-i Hattab onları kellesini aradı. قَرْهُ كَزَّدَتَ Yalan yapırdın diye bir tek اَخْبَرْتَ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ Vakilinin hılafını haber verin. وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى تَكْزِيبِ الْكِزْبِ مَهْمَا كَانَ الْأَمْرُ Bana sahabenin bu amelden malum buluyordu, bu delil buluyordu ki yalan, yani iş ne de olsa olsun, kendi olsa olsun, yalanını yalanına çıkarışlık lazımdır. وَاَنَّ سُكُوتَ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ Bunun bir iftirage, kizipke, sükut kılıçlık caizmez. İnkar kılıçlık vacip buladı. وَقَوْلُهُ وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ Lekin sen münafıksan diyordu. لَنَّهُ لَا يُتْلِقُ هَذِي الْاَوْصَافَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ صَلَى وَاسْحَابِهِ رَجْلٌ تَسَمَّ بِالْاِسْلَامِ اِلَّا مُنَافِقٌ Çünkü Resulullah ke ve o kişinin sahabelerine bu sıfatlarını münafık bulmasa İslam bilen atarken adam hiç kaçan istimal kılmıyordu. İslam'da dava kutulup Peygamberimizi korkak, yalancı diyebilen adam demek ki münafıktır. Yani mümin kişi tılı hiç kaçan varmıyordu bunu sana. Ve bihaza yu'araf
اَنَّ مَنْ يَسُبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَّهُ كَافِرٌ. Yani şundan ma'ruf bo'lyapti, ma'lum bo'lyapti ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarını sökedigen kişi kafirdir. لِأَنَّ الطَّعْنَ ف۪يهِمْ طَعْنٌ فِي اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَشَرِيعَتِهِ. Çünkü sahabalarına ta'na kılıçlik, Allah'a ta'na kılıçliktir. Allah'ın Rasulü'ye ta'na kılıçlik ve şeriyetke ta'na kılıçliktir. فَيَكُونُ طَعْنًا فِي اللّٰهِ. Allah Ta'ala'ya ta'na kılıçlik buladı. لِأَنَّهُ طَعْنَ ف۪ي حِكْمَتِهِ. Çünkü لِأَنَّهُ طَعْنٌ ف۪ي حِكْمَتِهِ. Çünkü bu Allah'ın hikmetine ta'na kılıçliktir. Demek ki Allah'ın hikmetine ta'na kılıçlik حَيْسُ اِخْتَارَ لِأَفْضَلِ خَلْقِهِ أَسْوَى خَلْقِهِ. Eğer sahabeler mesbub bosa, meştun bosa, sahabeler kabih bugen dedi, bunda Allah subhanahu ve ta'ala mahluklarının en afzal bugen Muhammed aleyhisselam'a mahluklarının yamanlarını tellegen buladı. Şunu kılıp Allah'ın hikmetine ta'na kılıçlik ve ta'na fil Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerini sökçülük yani sabbul ashab Resulullah'a ta'na kılıçlikdir liennehum ashabuhu. Çünkü bu sahabeler peygamberimiz, çünkü ular Resulullah'ın ashablarıdır, dostlarıdır. Vel mer'u ala dini halilihi. Kişi ise dostunun dinidedir. Vel insanu yustedellu ala salahihi ev fesadihi ev su'i ahlakihi ev salahiha bil qarin. Ve insanın yaxşiligi ya yamanligiga ya ki ahlakını yamanligi ya ki ahlakını yaxşiligiga dostuya qarab dalil kılınadı. El mer'u ma'a man ahabba. Kişi yaxşı görgen kişilerle birge buladı. Dostiyine et, kimliğine et hemen dedi ki o. Ve ta'na fi şeria. Sahabalarına ta'na kılıçlik, şeriatke ta'na kılıçliktir. Liannehum el vasitatu beynana ve beynel Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fi nakli şeria. Çünkü sahabalar biz bilen Resulullah'ın ortasında şeriatı nakıl kılıçlikte vasıtadır. Yani bizge şeriatı kim nakıl kıldı? Sahabalar nakıl kıldı. Ve izâ kânu bi hâzihi l-mesâbeti فَلَا يُوْسَقُ بِهَذِي الشَّرِعَةِ. Eğer sahabeler bunda sıfatta buladıken olsa, sahabeler yalancı buladıken olsa, kezzap olsa, onda bu şeriatıya hiç kendi itimat kalmaydı ki. Namazımızıya, zekatımızıya, haccımızıya, hemmesiye şubhe girer. قَوْلُهُ فَوَجَدَ الْقُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ. Kur'an ondan aldın ki kendini kördü, taptı. Ey bil vahyi min Allahi Teala. Allah tarafından vahiy buluşluğu bilen Kur'an geldi. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَبِمَا يُرِيدُونَ وَبِمَا يَبِيتُونَ يَكِ يُبَيِّتُونَ. Allah subhanahu ve ta'ala onların kılıyaptığın işlerini bilüçüdür. Ve nimeni irada kılıçadığını bilüçüdür. Ve keçeleri, mehfi, nimelerde gepleşir, temesini bilet. قال الله تعالى, Allah Teala Nisa surası 108. ayette etti ki, يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ. Ular insanlardan yaşırışadı, lakin Allah'tan yaşırışmıydı, yaşırışan mıydı? Ve huve ma'ahum. Ve halen ki Allah Teala onlardan biri gelir. İz yubeyyituna ma la yerda minel qavl. O şende ular keçesi sözlerden razı bu medigan, Allah Teala razı bu medigan nesnelerini, keçeleri gepleşip ortalarında müzakere kılışarıdır. قَالُهُ وَقَدْ اِرْتَحَلَ وَرَاكِبَ نَاقَتَهُ. Ve Peygamberimiz aleyhisselam yürüye çıkken idi ve tüyesini minip buygen idi. اَذْظَاهِرْ اَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ عَتْفِ التَّفْسِرِ. Zahiri şu ki bu tefsir atfı bayan babıdendir. لِأَنَّ مُكُوبَ نَاقَتِهُ وَيَتِحَلْ. Çünkü tüyeni minişlik bu uzu köçlüktür. قَدْ اِرْتَحَلَ deyipti mi? Yürüye çıkken idi deyipti. Kim? وَرَاكِبَ نَاقَتَهُ. Yani rakibe naqatahu atfu tafsir buluyordu. Yolga çıktılar kandik, ayakta emas, tüyanı mingan holatda. Qawluhu ke anni anzuru ilayhi min hoziram huddi unga qarab turgandek men ke an yani ke anna iza dakhalat ala mushtaqin fahiya litawaqqi. Ke anna mushtaqqa kirganda u tawaqqo uchun bo'ladi. وَاِذَا دَخَلَتْ عَلَى جَمِدٍ فَهْيَ لِلتَّشْبِيهِ. كَأَنَّ جَامِدْكَ كِرْدِمِ O teşbih için buladı. وَهُوَ دَخَلَتْ عَلَى جَمِدٍ. كَأَنَّ بِرْدَ جَامِدْكَ كِرْدِ.
Yani zamirul mutakallim, mutakallimin zamiridir. Vel ma'na ke'ennehu al-an amami min şiddeti yakini bihi. Ve İbn-i Marat yaptı ki, göğen ki hazırlar benim gözümü aldı da durup. Onun için yakinen anı kışan kendini düşün. Kavluhu binis'atin. Yani binis'ati nâkati Resulullah dildi. Hiyel hizamu lezi yurbatu bihi arrahl. Bu oşa tüye bağlanadigan ve tüyen üstüye yükler bağlanadigan ipleridir. Kavluhu vel hicaratu tenkubu ricleyhi ve taş onu ayaklarına uğrayaptı. Eyyemşi vel hicaratu tadribu ricleyhi. Yani bu adam yürüp getiyaptı da ve taşla onu ayaklarına uğrayaptı. Ve kennehu vallahu alem yemşi bi suratin. Vallahu alem bu utu tez getiyaptı. Ve lakinnehu la yahussu fi tilkel hal lennehu yuridu en ya'tazira. Peki o şahalatta o his kime yaptı? Ayağını taşka vurulgenliğine, ayağını ağrıgenliğine his kime yaptı? Çünkü o özür etmektir. Yani o vakitte kendi kılıp ayağını öylesin ki o kellesi geçişi mümkün. Kavluhu ve ma yaziduhu aleyhi Peygamberimiz Aleyhisselam bu gebke başka derslerini ziyade kımasıydılar. Ay la yaziduhu alama zekere min tevbihin imtisalen li emrillahi azze ve celle. Allah subhanahu ve ta'ala'nın büyüdüğüge boyu süngen halette şu zikir kıyan nesnelerden başka nesnelerini ziyade kımasılar. Ve kefe bil kavli lezi erşedallahu ilahi nikayeten ve tavbihan. Peygamberimiz Aleyhisselam bu münafıklarını tehdit kılıçlik, onlara koparlık kılıçlik, onlara ceza verişlik de Allah subhanahu ve ta'ala irşad kıyan söz bile kifaya hıl yaptılar. Hani ziyade yankıma yaptı. Ve kemaytirme yaptı. Ve la yazidu ve la yankus.